İyi akşamlar sevgili seyirciler. TV'den ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 1 Ocak 2018 yeni yılın ilk gününde pazartesi akşamlarının klasiği 5G 1K ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, Aydın Şoför Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Semih Özmeriç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sevgili seyirciler, gazeteciler her haftaki olduğu gibi Mehmet Aydın, Gülay Öztekin, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cem Ulucan, Sercan Örün. Sevgili seyirciler, ilk önce başkanımızı bir tanıyalım. Aydın Şoförler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç'i. Buyurun başkanım, kısaca sizi bir tanıyalım. Öncelikle ben yeni yılın ilk programında beni konuk etmeniz dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Yeni yılımızın aydınımıza, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum bu vesileyle. Ben 1964 Safranbolu doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi orada yaptıktan sonra üniversiteye Aydın'a geldim. Üniversitede okurken bir taraftan taksicilik mesleğine başladım. Daha sonra esnaflık vesaire derken bugüne kadar geldik. 2000 yılında bir esnaf kefalet kooperatifi kurulmuştu bizim odamızda. 88 yılında denetleme kurulu, daha sonra yönetim kurulu üyeliği şoförler odasında. Arkasından esnaf kefalet kooperatifine layık gördüler o günkü büyüklerimiz. Süreç içerisinde 2009-14 yılları içerisinde Aydın Belediyesi'nin en son meclis üyelerinden biri oldum. Aydın Belediyesi zamanında. İki dönemdir de Aydın Şoförler Odası Başkanlığı'nı yapıyorum. İki çocuğum var. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, ilk soruyu Aydın'daki kent bilgisi derinliği açısından konuya hakim olan Mehmet Aydın'a veriyorum ben. Buyurun Mehmet Bey. Estağfurullah. Ben de bütün izleyenlerimizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2018 şoförlerle ilgili bir program yaptığımız için hatasız kazasız geçer ve başarılı sağlıklı geçer. Başkanım, sizi tanıdık. Bir de odanızı tanısak. Odanız kaç üyelidir? Kapsamı neresidir? Aydın şeyi nedir? Yani taksici ne kadardır, minibüsçü ne kadardır? Böyle ayrımı da yaparak söylerseniz. Tabii. Aydın Şoförler Odası bugün itibariyle 1000 üyesi olan bir oda. Son 2005 yılında çıkan 5.362 sayılı esnaf sanatkarlar yasasıyla beraber sadece şoför üyeler değil, şoför üyelerin kaydının silinmesi gerekti. Çünkü o zaman direksiyon sallayan, yanımızda çalışan şoför arkadaşları da kaydediyorduk. Evet. 2005 yılındaki çıkan yasa ile beraber vergi mükellefiyet şartı getirildi esnaf odalarına. O yüzden 1000 üyesi var. Aydın'ın Büyükşehir Belediyesi büyükşehir olduktan sonra Efeler ilçesi sınırlarının genişlemesiyle biliyorsunuz Umurlu'yu, Dalama'yı da içimize aldık. Umurlu'daki şoförler odasının sayısının azalması dolayısıyla kapandı. Dalama'da esnaf odasına kayıtlı şoför arkadaşlarımız var. Ama onlardan da yeni kayıt olanlar bizim odamıza kaydoluyorlar. 1000 üyesi var. Taksici ne kadar, minibüsçü ne kadar? Odamızın ismi zaten şoförler, taksiciler, otobüsçüler, minibüsçüler ve servis aracı işletmecileri odası olarak faaliyet gösteriyor. Şöyle söyleyeyim, 4'e bölünmüş bu unvan. Evet. 250'şer tane yaklaşık üyesi her meslek grubu eşit temsil edilmekte odamızda. Peki. Buyurun Gülay Hanım, sizin sorularınız vardı program öncesi. Ben de öncelikle yeni yılı kutlayarak program başlayayım. Biz izleyenlerin, Aydın'ın, Türkiye'nin, bütün dünyanın 2018 yılının barış getirmesini, kardeşlik getirmesini, huzur, kazançlı, sağlıklı, bol, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Başkanım, soruma önce şununla başlayayım. Vatandaşların en çok 2017 yılında en çok hangi konuda şikayet aldınız? Vatandaşlar gibi bir de sürücülerin de mutlaka bir şikayetleri var değil mi? Karşılıklı iki tarafın şikayetleri neler ve bu şikayet noktasında ne gibi çözümler ürettiniz? Şimdi o zaman da evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Trafik, ulaşım insanın doğumundan ölümüne kadar gerçekten günümüzde çok önemli bir yer işgal etmekte. Ve insanlar o trafiğin içerisinde sabahtan akşama kadar bulunmak zorundalar. Gerçekten zor bir mesleği icra ediyoruz. Ama tabii biz bu işi bizim işimiz olduğu için, mesleğimiz olduğu için iyi yapmalıyız. Bu iyi yapmak için de biz esnaf odaları olarak
özellikle şoförler odası olarak zaten yasadan kuruluş sebebi de bu. Esnafın halkla, resmi dairelerle ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek olarak bu gerekçeyle kurulmuş zaten bu esnaf odaları. Biz de bu bize verilen bir görevle ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ben özellikle belli bir program dahilinde biz 4 yılda bir seçimle geliyoruz esnaf odalarına. Biz şoförler odası olarak bu benim ikinci dönemdeki başkanlık dönemim. Bu dönemdeki faaliyetlerimden artık 4 yılda geçirdiğimiz için neler yaptık sizin söylediğiniz konuda bunlardan bahsedebilirim tabii. Öncelikle sorunu tespit etmek gerekiyordu. Bu trafiğin, yoğun trafiğin içerisinde bizim şoförlerimiz, arkadaşlarımız akşama kadar çalışırken belli bir yoğun bir stres içerisindeler. Hepimizin takdir ettiği gibi. Fakat biz bu işi profesyonel olarak yaptığımız için bu stresle baş etmenin çeşitli yöntemleri olması lazım. Bilimsel bir çalışma yapmamız gerekir diye düşündük. Ve bununla ilgili bir proje hazırladık. Hemen dönemin başlangıcında. Biz 1000 tane üyemizin öfke kontrol haritasını çıkardık. Ve bununla bu öfkesiyle nasıl baş edebilir, bilimsel olarak neler yapılabilir bir proje hazırlattırdık. Ve bu hazırlatmış olduğumuz bu projeyi Güney Ege Kalkınma Ajansı'na sunduk. Bu 18 aylık bir projeydi. Bu proje kapsamında incelediler ve bizim projemizin olumlu görüldü. Tamamını finanse ettiler. 74 bin liralık bir projeydi bu. Ne çıktı? Çok şükür ki Aydın'da ticari araç kullanan şoför arkadaşlarımız elbette ki bir stresin içerisindeler. Ama ülkedeki stres katsayısından daha aşağıdayız. Tabii bu proje sadece bir şeyi tespit etmek değil, bunun nasıl baş edilebilirliğini ve projenin sürdürülebilirliği çok önemliydi. Ve biz uzman psikologlarla çalıştık. Birebir destek alması gereken arkadaşlarımız çıktı. Ben özellikle birebir destek çıkan arkadaşlarımızdan bunu reddedeceklerini düşünüyordum ve korkuyordum. Ama çok şükür ki insanlar kendinin farkında, hatta desteğe ihtiyacı olmayanlar dahi benim de bir sorunum vardı, bana bu ücretsiz destekten verir misiniz diye psikolog arkadaşlardan destek aldılar. Beklemediğiniz bir hoşgörü aldınız. Evet. Tabii ben çok da fazla zamanı şey yapmak anlamında, proje uzun bir proje. Aslında basında da yer almıştı. Belki izlemişsinizdir muhtemelen. Ayrıntısından bahsediyorum ve faydasından bahsediyorum. O yılda Aydın Büyükşehir Belediyesi oldu. Ulaşımın tamamı şeye devrediliyor. Büyükşehir'e devrediliyor ve UKOME'ler kuruluyor. Ben, Türkiye Şoförler Federasyonu beni UKOME'ye atadı. UKOME'nin içinde de görev yapıyorum. UKOME'yi açarsak başkanım, Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Evet, Aydın'daki tüm ulaşımı düzenliyor. Evet. Şimdi burada biz bu 18 aylık proje içerisinde çeşitli toplantılar, seminerler yaptık. Halka yönelik eğitim programları da vardı. Çeşitli afişler hazırlandı. İşte şoförlere yönelik toplantılar yapıldı. Ve bu projedeki eğitimi Halk Eğitim Müdürümüzle paylaştık. Kendileri gerçekten çok yardımcı oldular. Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bu projenin sürdürülebilirliğini sağlamaya başladık. 56 saatlik her şoför kurs görüyor bizim aydınımızda. Bakın, burada bir şey sorabilir miyim başkanım? Yani şimdi sizin odanıza kayıtlı olanlar vergi mükellefi olanlar. Yani 1000 tane üye var. Ama mesela sizin 2 tane otobüsünüz var. Örnek ya da minibüsünüz var. Ama 2 tane şoför çalıştırıyorsunuz. Onlar da bundan yararlanıyor. Elbette. Asıl onlar yararlanması gerekiyor. Elbette. Direksiyon kullanan faydalanıyor zaten. O diğerleri mal sahipleri zaten. Direksiyona çıkan her şoför, teşekkür ederim bu soruyu açıklık getirdiğiniz için, bu eğitimi alması gerekiyordu. Tabii insanlara bazı eğitimleri verebilmek için bunu yasayla da desteklemeniz gerekir. Yoksa gelin biz size eğiteceğiz dediğinizde zaman sıkışıklığı oluyor, kendileri istemeyebiliyorlar, konunun önemini anlamıyorlar filan. Biz bu eğitimleri bitirdikten sonra tabii bunun içerisinde basına tanıtılması falan da vardı. Bütün bu toplantılar, bunlar bizim işte 8-9 aylık bir projeydi. Sonuçta ciddi anlamda da masrafı olan bir proje. Bitti. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi yönetmeliklerinin içerisine bu eğitimi koyduk. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçti. Bugün itibariyle Aydın'da
taksici olsun, servis aracı kullanan arkadaşlarımız olsun, özel otobüslerini kullananlar olsun, Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsat almak zorundalar. Bu ruhsatların içerisinde bu aracı kullanacak şoförlere de ayrıyetten ruhsat veriliyor ve bu sertifikayı almaları gerekiyor. Bugün yeni gelen bir arkadaşımız mesleğin içerisine girecek oldu mu, geliyor şoförler odasından kaydını yaptırıyor, halk eğitim merkezine gidiyor, Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsatını alıyor, direksiyonu öyle geçiyor. Bunun içerisinde sadece öfke kontrolünden ziyade insan ilişkileri, halkla ilişkiler ve bahsetmiş olduğumuz bu yönetmeliklerin içerisinde sabıka kayıtlarına varıncaya kadar işte alkolden ehliyeti alınmış mı, uyuşturucu kullanmış mı, çeşitli suçlara karışmış mı, bu tür insanların toplu taşıma araçları kullanılmasına izin verilmiyor. Ve biz bunu 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olur olmaz başlattık. Sizin Efeler'de başlattığınız şey şu an il genelinde uygulanıyor. Biz benim UKAME'de olmam sıfatıyla zaten Büyükşehir Belediyesi'nin yönetmeliklerini de UKAME'deki bulunduğum kurulda hep beraber karar verdik. Büyükşehir genelinde isteniyor bunlar. Evet. Yani şu proje biz Efeler'deki Aydın Şoför Odası'ndan başlattık ama Büyükşehir'in yönetmeliğine koyulduğu için zaten böyle bir şey oldu. Bakın ben size bir anımı anlatayım. Ben o günlerde bir rahatsızlık geçiriyordum. Bel fıtığı ameliyatı oldum 3-4 yıl önce. Hastanedeyim. Televizyonda o üzücü Özgecan olayını dinledim. Evet. Hastanede yatarken. Dedim gerçekten bütün Türkiye bu ayağa konuda kalmıştı. Ayağa kalktı şey yaparsanız. Hemen dedim ki ben bu halimde bir açıklama yapacağım. Bizim Aydın'da böyle bir olay olmaz. Çünkü bizim Aydın'da direksiyona geçecek olan şoför şu şekilde işte yönetmeliklere koyulmuştur. Bizim de elimizde değil artık. Yani bunu biz istese yapmayalım desek Büyükşehir'in yönetmeliklerinden geçmiş durumda. Bu şoförler bu eğitimi alacaklar. Sabıka kayıtlarına bakılacak. Ondan sonra her yıl minibüsler Eylül ayında. Servis araçları Eylül ayında, minibüsler Ocak ayında, taksiler de Mart ayında bütün evraklarını tekrardan getirmek suretiyle kontrol edilip vize yapılır. Yani işte insanların eğitimiyle alakalı bu şekilde bir projeyle başladığımız şey, o Özgecan olayında benim insanların önüne geçip de bu konuda neler yapıldı, niye bir şeyler yapılmıyor deme anlamında kendimizi ifade etmemiz ortaya çıktı. Peki başkanım, bu kadar hani çalışmaları yaptınız. Tabii ki bu genellemelerin içinde hani bir kişiyi kötü, bütün herkesi mal edilmemesi gerekiyor. Bunu tenzih ederek söylüyorum. Daha iki gün önce minibüs şoförü tacizden tutuklandı. Cezaevine girdi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi bakınız, itimat kontrola, kontrol itimada mani değildir. İnsanlar gerçekten bu araçları kontrol edilmediği zaman, çünkü yılda bir kontrol ediliyor, aracın direksiyonuna kimin çıktığını ya da kimi çıkardıklarını her zaman bilemiyorsunuz. Bizim mesleğimizde de bazen şunlar gerçekleşebiliyor. Babası hastalanıyor, oğlu direksiyona çıkıyor. Sertifikası var mı yok mu? Ben halkımızdan duyarlı olmalarını istiyorum. Bizim tüm toplu taşıma araçlarımızda araçların bir kendisi için Büyükşehir'den alınmış bir ruhsat vardır. Bir de o aracı kullanan şoförün ruhsatı vardır. Eğer o araçta o şoförün ruhsatı yoksa o kontrol edilmemiş, uygun değildir. En azından bir eksiği vardır. Size ihbardan mı bulunsunlar böyle bir durumda? Ya da belediye değil, yani tabii UKAME'ye Büyükşehir'e ihbardan bir şikayet hattı var sanıyorum değil mi başkanım? Elbette, UKAME'de olduğunuz için benim hemen böyle aklıma gelen bir soru var. Yani Aydın'daki trafiği bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Özellikle Aydın merkezde. Bir de ben Aydın'a geldiğimden beri hep dikkatimi çeken bir şey var. Yani biz ehliyet alırken bize şunu öğrettiler. Dediler ki döner kavşağa giren çıkar kardeşim. Kavşağa ilk giren ilk çıkar. Ama Aydın'da döner kavşaklara giren çıkamıyor. Yani Abide Meydanı'ndaki kavşakta da orada bir döner kavşak var. Küçük bir kavşak. Döndünüz çıkamıyorsunuz. Yeni Dört Yolda çıkamıyorsunuz. Efendime söyleyeyim Işıklı yani bütün kavşaklarda bu Aydın'ın tamamında çıkamıyorsunuz. Işıklar öyle bir yapılmış ki dönüyorsunuz yani 3 metre gidip bir daha duruyorsunuz, bir daha kırmızı bekliyorsunuz. Bir dönüyorsunuz, bir 3 metre daha gidiyorsunuz, bir daha duruyorsunuz. Yani UKAME olarak buna bir çözüm bulunamıyor. Ben orada şöyle araya gireceğim. Ben aynı şeyi katılıyorum ancak son herhalde 2-3 aydan bu yana
Sadece 24 yolda bir düzeltme var. 24 yolda bir düzeltme o da, var. Yani... O da kısmen var. Yani bir bölümünde var. Bir bölüm ışıkta uzatıldı. 5-6 saniyelik bir uzatma var. Öyle rahatlattılar orayı ama. Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Ben özellikle şoförler odası başkanı olmam sebebiyle trafik kuralları birinci derecede beni ilgilendiriyor. Bu bizim araçlarımızı kullanan arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. İkinci derecede de vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Evet. Ama biz bu işi profesyonel olarak yaptığımız için biz hata yapmamak zorundayız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Trafik kuralları çok uzun araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış kurallardır. Bunlara muhakkak uymamız lazım. Emniyet kemerinden başlayınız. Kırmızı ışıkta geçmeyeceksiniz. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vereceksiniz. Kavşak kullanımını da biraz önce söylediğiniz gibi kavşağın içerisindekine yol verdiğiniz zaman ne kırmızı ışığa gerek kalır ne de başka bir şeye. Ancak ben size şunu söyleyeyim. Bunun tüm topluma, yani bunu ben sadece Aydın olarak söylemiyorum. Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz. Bu hatayı herkes yapıyor. Bir zamanlar Söke'de akıllı kavşak yaptılar. Herkes güldü. Bu neymiş diye. Öyle değil mi? Ama hiç kaza olmuyor şimdi. Ama bir de şu var. Herkes de birbirine yol veriyor. Yani trafik akması gerekir trafiğin. Trafiğin akması gerektiği için de herkesin trafik kurallarını bilmesi gerekir. Bakın ben kavşağın içerisindekine yol veriyorum. Ben kavşağın içerisindekine içine girdiğimde bana yol verilmesi gerekir diye durmazsam çarpıyorlar. Bir de bu var. Bu konu özellikle basının ve eğitimle ilgili kim sorumluysa ilkokuldan itibaren bütün insanlara anlatılması gereken bir şey. Türkiye'de kavşak kullanımı bilinmiyor. Kavşaktakinin önceliğini bilseniz bundan hiç korkmazsınız. Bakın ben o kadar trafiğin içerisindeyim. Zaman zaman Kıbrıs'a gidiyorum. Toplantılarımız falan oluyor. Oraya gidiyorum. İnanın Kıbrıs'ta kavşağın içerisine girerken dışarıdaki araç gaza basıyor. Neden? Onun çıkacağını biliyor. Herkes ne yapacağını bildiği için trafik de o kadar rahat akıyor ki dışarıdan kavşağın dışından gelen araba onun ne zaman orayı terk edeceğini biliyor. Kavşağın içerisindeki de hangi mesafede geleceğini bildiği için insanlar birbirine kuralları bildiği için trafik kavşaklarda hiç sıkışmıyor. Ama biz burada bunu yapalım dediğimizde gelip birisi bilmiyor çarparsa ana yoldan geliyorum ben diyor kavşağın içindeki yol vermiyor. En önemli bilinmeyen bir hata da Türkiye'de. Kavşaklarda örneğin Abide Meydanı'ndaki kavşakta dediğinizde haklısınız. Normalde benim çıkmam lazım kavşaktan. Ben çıktım adam geldi ana yoldan geliyorum diye vurdu bana. O ayrı bir konu. Ama burada okumenin yapması gereken başka bir şey var diye düşünüyorum ben. Örnek veriyorum yeni dört yol. Yani ana kavşaklarda, ışıklı olan kavşaklarda da bu sıkıntı var. Işıklı kavşaklarda da giriyorsunuz, çıkamıyorsunuz. Yani dört yolda kaç kere, mesela bir tur attığınız zaman kaç dakika bekliyorsunuz? Her ışıkta bekliyorsunuz. Şimdi bakın tabii bu teknik bir konu. Forum kavşağında aynı şekilde. Yani sadece bir kere dönüyorsunuz. Ben yani bildiğim konuyu söylerim ama bilmediğimi, yani bu tamamen teknik bir konu. Bunun biraz önce şey yapılıyor. Yani bakın biraz önce yaptılar. Yani hayır. Mesela trafik şube müdürlüğü falan demiyor mu kardeşim? Döner kavşak ilk giren ilk çıkar demiyor mu yani? Bu ışıklar yanlış orada, demiyor mu? Hayır hayır ışık meselesi ayrı bir şey. Kontrolsüz kavşaklardan bahsediyoruz zaten. Işıklarda zaten ya da trafik polisi varsa. Ama ışıklar da doğru düzenlenmemiş yani. Şimdi ışıkları trafiğin yoğunluğuna göre devamlı değiştiriyorlar. Şimdi yeni dört yolda yeni bir düzenleme var. Biraz rahatlattı. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Yani Aydın'ın genel trafiğini konuşacak olursak. Ben bir taraftan şükrettiğimiz bir konu var. Aydın büyükşehir olduktan sonra mı desek, üniversitenin başarılı olması dolayısıyla mı desek, yoğun bir nüfus kalabalığıyla karşı karşıyayız Aydın merkezde. Tabi bu bizim için özellikle küçük esnaf sanatkar için çok önemli. Biz ekmeğimizi oradan yiyoruz. Tabi bunun sonucu olarak da bu kadar büyük bir trafik yoğunluğunun Aydın'a gelmiş olması, üniversiteye insanların gelmesi, bunun yanında işte üniversiteye gelince ne oluyor? Bunlara mal satacaklar geliyor, aileleri geliyor, işte öğretmenler geliyor. Bununla beraber Aydın'da bir trafik yoğunluğunun da oluştuğu aşikar. İyi yönü var, kötü yönü var. Özellikle trafik yoğunluğu anlamında kötü olabilir ama Aydın'ımızın da kalabalıklaşması bu işten ekmek yiyen özellikle küçük esnaf sanatkar için de oldukça sevindirici bir şey. Trafiğe muhakkak çare bulunacak. Bunun için de gerek UKAME'de
Gerekse belediyenin tabi bu projelerin yapılmasının bir maliyeti de var. Sadece bu ışıkların düzenlenmesiyle değil, işte battı çıktılar yapılıyor. Şehrin içerisinde diğer teknolojik önlemler var. Mesela işte Zafer Meydanı üniversite aksında ciddi anlamda bir mühendislik projesinin oluşması gerekiyor. Geçenlerde oradaki park yasağı konusunda neler yapılabiliriz görüştük. Park yasağı yaptırmış olsanız Gazi Bulvarı'na, Doğu Batı Gazi Bulvarı'na gerçekten gerekiyor. Ama tabii o park yasağını uygulamak da çok önemli. Ya bir de park yasağı yapmak kolay kısmı. Alırsınız karar, park ettirmezsiniz. Trafik polisinde dikersiniz oraya, cezasını da yazdırırsınız. Arabayı da çektirirsiniz. O işin kolay kısmı. Ne yapacağız bu arabaları? Evin balkonuna evet, mı tutacağız? Evet. Sivas'ta mesela hiç bu İstasyon Caddesi diye bir cadde var. Bizim Adnan Menderes Bulvarı gibi düşünün. Hiç park ettirmiyorlar. Yani ama park yerleri var. Hatta 3 yani şerit git gel yapabiliyorsunuz o bulvarda. Şimdi zaten şunu söyleyeyim. Abi. Ben geçenlerde belediye başkanımızla bu konuyla görüştük. Gerçekten yapmış olduğu Büyükşehir'in sorumluluğundaki yollar herkes tarafından takdir ediliyor. Sıcak asfaltlarla yapıldı. Ama dünyanın en pahalı asfaltında da araç park ediyoruz. Yani bu da düşündürücü bir şey. Çünkü trafik ne kadar 3 şerit olmuş olsa ne kadar güzel akacak. Tamam. Ama oraya araç park edildiği için. Çevre yolu açılmamış olsaydı hepten felçti aydın. Evet, tabii, evet, evet. Tabii, o bile yani, büyük evet. rahatlama yani, sağladı. Kaldı ki yani biz Türk milleti olarak işimiz neredeyse nereye yakınsak en yakın yere park etmeyi isteriz. Doğru mu? Bu, yani bulvar bugün en hareketli caddemiz olarak görüyoruz. Bulvarın örnek veriyorum Yenidört yol kavşağına yakın bir noktasında bir işiniz var. Ama otopark şeyde yukarıda kent meydanının altında. O da bir tane zaten. Benim bununla ilgili bir çözümüm var. Toplu taşıma araçlarını kullanılması. Başkanım ben onu yapıyorum. Yani. Mesela bizim televizyon binamız kesin çözüm yani. Televizyon binamız bizim Oemir kavşağında. Oemir kavşağındayız biz. Ben çarşıda işim olduğu zaman özel arabamla gitmiyorum. Yani valilikte, adliyede veya bankalarda işim oluyor. Karşıya geçiyorum, şehir içine biniyorum. Belki 5-10 dakika bekliyorum şehir için ama özel aracımla gitsem orada park yeri harcayacağım. Aynı vakti harcıyorum. Evet, zaten. Evet. Yani, İşim bitiyor. Şehir içine biniyorum, geliyorum. Yani çok daha süratli işimi görebiliyorum. Zamanlarını da kazanıyorum. 5 dakikalık bir iş için yaktığınız benzin şeye... Bir de yer ararken çektiğiniz stres de çok önemli. Gerçekten aslında onu teşvik etmek lazım. Yani toplu taşıma araçlarını kullanma yönünde bu artık belediye şimdi mi yapar? Şimdi bunu söylemekle insanlar... Bunu siz söylerseniz şoförler bir para şey kazanmak istiyor bir diye. Bir zaman alıyor. İlham Ortekin'in böyle şehir içinde bir tren küçük tramvay projesi vardı. Böyle bir toplu taşıma açısından trafiği rahatlatmaz mı? Böyle bir proje var mı? Bu şehirlerin raylı sistemler ve lastik tekerlekli sistemler olarak ikiye ayrılıyor. Hatta araçların büyüklüğüne göre de bunun bir planlaması yapılması gerekiyor. Bu proje geçmiş dönemdeki belediye başkanımız hatta ondan önceki belediye başkanımız zamanında da yapılmıştı. Ben özellikle kent konsey toplantıları dolayısıyla bütün yıllardan beri de bu sektörün içerisindeyim. Mümkün olduğunca da sivil toplum örgütlerini görev yapmak seviyorum. O konudaki benim bilgim 30 kilometrenin altındaki ve nüfus yoğunluğu daha fazla olan illerde rantabil oluyor ve insanların bir yere yetişmesiyle alakalı. Bakın araçların büyüklükleriyle de alakalı bunun hesaplanması. Dikkat ederseniz yapılaşmanın yatay olduğu yerlerde minibüsler kullanılıyor. Yapılaşmanın dikey olup nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde de nüfus yoğunluğuna göre midibüs, otobüs ve raylı sisteme doğru gidiyor. Artık İstanbul'da zaten lastik tekerlekli araçlar kullanılmamaya başlandı. Otobüslerin sayısı bile azalmaya başladı. Artık şehrin altından gitmek zorundasınız. Üstünden giderseniz bir yere varamıyorsunuz metroyla. Ama Aydın'ımız daha oraya gelemedi. O projeyi ben biliyorum. O nostaljik bir tramvay projesiydi. Ulaşımdan çok düşünün Menderes Bulvarı'nın ortasından bir raylı sistemin gittiğini tıkır 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 şeydeki ne o Taksim İstiklal Caddesi'ndeki gibi bir aracın daha fazla trafiği tıkayacağı. Belki Aydın'da raylı sistem mesela İncilova şimdi Aydın'a yakın ve nüfus yoğunluğu artıyor. Umurlu'da öyle Köşkör'e belki yakın ama şey çok önemli yani giden gelen insan sayısı ve
Dakikası çok önemli. Düşün, bir raylı sistemi yaptığınız zaman 5 dakikada bir gidip gitmesi yani lazım. İşte bir raylı sistemdeki bir metronun içerisine siz 400 kişiyi dolduruyorsunuz. 400 kişiyi 5 dakikada bir gönderdiğinizde o sistem rantabil olacağını düşünmüyor. Ortaklara mesela. Ama onun zaman diye aralıklarını da iyi vermek mesela lazım. Biz şimdi ne yapıyoruz? Şehirleşmenin yatay olduğu yerlerde küçük minibüs tarzı araçlar büyüdüğü zaman da işte bizim şehir içi özel otobüslerinde olduğu gibi daha büyük araçlarla ulaşımı sağlamaya günün çalışıyoruz. Günün belirli saatlerinde bulvar trafiğindeki akışı kapatamaz mısınız? Mesela sabah 7 ile akşam 6 arası gibi sadece taşıma, toplu taşımaları açık ama diğerleri kapalı. Keşke. Yani esasında şu anda trafiği rahatlatacak en kesin çözüm o. Evet. 4 yoldan yukarıya mesela sabah 7'den yani sonra seçim kaybettirmek istiyorum. Onu seçimden sonra yapmak lazım. Yani şimdi işin aslına bakarsanız ben çok kötümser bakmıyorum Aydın trafiğine. En zor zamanda mesela benim oğlum liseye gidiyor. Servisi kaçırır da onu götürmeye kalktığımda en kalabalık trafikte 10 dakikada götürebiliyorum. Evet. Bunu İstanbul, Ankara gibi bir yerde böyle bir şey hayal edemezsiniz. O çok sıkıntılı. Tabii yani daha sabah çok bulvar ve 4 yol kavşağında trafik tıkanıyor. Daha çok evet. Aydın'da düzenlenen mitinglerde bulvarın kapatılırsa ne olur test ediliyor aslında. Kapatılsa da bence Aydın'da hayat tercih olmuyor yani. Sıkıntı yok esasında. Atatürk bulvarından, Egemenlik bulvarından trafik akıyor. Belki daha çok alışverişler olacak. Kalın belki şey daha çok aslında bulvarın kapatılmasına bile gerek yok. Kent meydanı var yani bütün her şey orada yapılabilir ama hala böyle bir alışkanlık var. Yolu yani kapatmak gibi. Bizim şöyle geleneklerimiz var, alışkanlıklarımız var Aydın'da. Yani o alışkanlıklardan Aydın'dan vazgeçmeyiz biliyorsunuz. Rahatı yani düşkünüzdür. Evet. Başka hemen başka bir soru sorayım. Aydın'da taksicilerin durak sorunu var mı? Bir de korsan taksicilerle nasıl mücadele ediyorsunuz? Şimdi Aydın'da korsan taksiye ekmek verecek kadar çok fazla taksici işi yok. Yani bizim bildiğimiz var mesela yani. Bundan şikayet eden, müzdarip olan taksiciler vardı biz zamanında. Korsandan mı? Evet, korsan olanlardan. Bana gelmedi. Yani bana korsan yani bize geliyor böyle sorular. Şöyle, korsan taksi meselesi birkaç küçük şikayet şöyle oluyor. Mesleği bırakmış, durağını satmış bir iki arkadaş oluyor. Onlar artık yani zaten mesleği bırakırken emekli olup da 65 yaşını doldurduğu için filan bırakıyorlar bu işi. Durağını satıyor. Onların da artık eskiden beri birkaç tane devamlı müşterisi varsa onu getirip götürdüğünü gören arkadaşlarımız bu konuda birkaç şikayette bulunmuştu. Sürekliliği olan bir şey değil. Yani bir İstanbul gibi taksi sayısı yetersiz gelir de zaten Aydın'da taksici esnafı yeni yeni hani bu üniversitenin sayesinde filan evini evet geçindirmeye başlandı. Geçmişte emekli mesleğiydi. Şimdi çok şükür biraz evini geçindirecek kadar bir meslek olmaya başladı. Otogarın da şehir dışına çıkmasıyla biraz. Yani otogarın şehir dışına çıkması oradaki esnaf arkadaşlarımız için çok iyi olmadı. Çünkü uzun mesafede taksi fazla yazdığı için toplu taşımayla gelip ya da ücretsiz servislerle gelip diğerleriyle gidiyor. Çünkü diğeri fazla yazıyor diye. Oradaki arkadaşlarımızın işi biraz azalmış oldu. Duraklarla ilgili bir sıkıntı var mı Aydın'da? Aydın genelinde taksicilerin durak sorunu var mı? Şimdi geçmişten beri zaten belirlenmiş duraklarımız var. Ben şunu söyleyeyim. Taksi duraklarının hepsi geçmiş dönemden de zaten yerleri işaretlenmiş, yerleri belirlenmişti. Onlar aynı yerlerinde duruyorlar. Zaten durak taksiciliği var bizim burada biliyorsunuz. Evet. Hepsinin yazıhaneleri var. Garaj taksileri oturmuş müşteriler de var zaten. Herkesin kendine göre. Bir de böyle birazcık kendi müşterileri olduğu için evet. Yani küçük esnaflığını kullanan, iyi müşteri edinen evini geçindiriyor. Yani zaten esnaflıktan çok fazla zengin olmazsınız ama evimizi geçindirdiğimizde de şükrediyoruz. Hani biraz önce söylediğim gibi eskiden emekli mesleğiydi. Şimdi birazcık artık böyle sektör olmaya başladı. Ama şey de değişti sanki başkanım. Yani eskiden Aydın emekli kentiydi. Şimdi Aydın biraz daha o değişimi yaşıyor yani. Sadece emekli kent olmaktan çıkıyor gibi. Üniversite yani kenti olmaya doğru gidiyoruz. Biraz daha evet öyle gözüküyor. Sercan Bey, sizin bu konuyla alakalı sorularınız var mı? Süremiz var galiba da. Biraz daha var. Evet.
Benim çok son Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Okulu'ndan sonra dikkatimi çeken bir husus vardı. Yani o zamanlar demiştim ya, Semih Özmen için neden sesi çıkmıyor demiştim. Ama şimdi anlıyorum ki belki de o zaman doğrusunu yapmış. Yani bir şey, sarı otobüsler devreye girdikten sonra birçok minibüsçü, minibüs esnafı şey yaptı yani. Dert yandı, bıçak kemiğe dayandı dendi, işte işlerimiz kötü dendi falan. Ama bugün herhalde çok, yani çok ciddi oranda etkilemedi işlerini diye düşünüyorum. O süreç nasıl geçti? Hala onu şikayet ediyor, hala yakınıyorlar ilçedekiler özellikle. Yani. Şimdi elbette. Ya yani o zaman sizin yaptığınız işin üzerine birisi daha geliyor sizinle beraber bu işi yapıyor. Yani bu sevinecek bir olay değil. Ama yani rekabeti de artırıyor açısından. Rekabet. Elbette yani tabii bu olayı fotoğrafın bütününe bakmak lazım. Şimdi sadece siz varsınız. Başka kimse getiremiyor. Birisi geliyor, ben diyor, ben de götüreceğim. Rekabeti de artıracağım. Bu istenen bir şey değildir esnaflık açısından. Ama tabii tepki koymak ya da neler yapılabilir anlamında konuşulması gereken, yapılması gereken şeyler. Yani bundan, bunun içerisinden nasıl çıkabiliriz? Kaybetmiş olduğumuz gelirden nasıl kazanca geçiririz ya da bununla nasıl mücadele edebiliriz anlamında. Şimdi tepki koymak dediğinizde tepki koyarsınız. Masaya yumruğu vurarsınız. Demeçler verirsiniz. Bağırırsınız, çağırırsınız. Ne olur? Bu sefer o bulunması gereken yerlerde adaba uygun olmadığınız zaman kendinizi anlatamazsınız. Öncelikle bizim gibi kuruluşları temsil eden insanlar sonucunun şahsımıza değil, temsil ettiğimiz insanlara zarar getirebileceği hiçbir şeyi yapmamamız gerekir ve iyi düşünmemiz gerekir. Biraz önce onu... Siz de kazan kaldırsaydım, bu sefer Büyükşehir'le restleşmiş olurdunuz. Şimdi kaldırdığınız kazan kime karşı olacak? Önce onu bir şey yapmanız lazım. İnatlaşmaya yani, gidelim. Ne yapabilirsiniz? Siz, yani haksız bir işe karşı mı yoksa yani haklı olan... Bir de şunu söyleyeyim. Büyükşehir kanunda da bu var yani. Yani böyle bir bakın şey var. Gerçekten şunu söyleyeceğim. Karşınızda eleştireceğinizi öncelikle eleştireceğiniz yasayı bulmanız, hatta eleştirmekten de ziyade bunu nasıl değiştirebiliriz ya da neler yapabiliriz ortaya koymanız lazım. Şimdi siz tutun büyükşehir yasası oldu, bütün ulaşım büyükşehire devroldu. Nereden çıktı bu büyükşehir derseniz sonuçta çıktı bu. Yani siz bunu engelleyemezsiniz. 6 Ocak 2013'te yayınlanmış büyükşehir yasası. Evet, evet. Ve 2014'ün Mart'ında uygulamaya geçecek. Yaklaşık 1,5 yıla yakın bir şey var. Bence o süreçte ilçelerdeki özellikle şoför esnafı, mesela Çin'e Aydın hattında çalışan 60 dolmuş varsa, minibüs varsa, bunu satıp 30 tane bir 30 kişilik otobüse çevirmesi gerekirdi. Şoför sayısını azaltırdı, araç sayısını azaltırdı. Şimdi o şekilde de düşünmeyelim. Bakın öncelikle sizin içinde kooperatif bakın, ama. Bunu Buharkent yaptı bir de. Buharkent bakın dedik. Şimdi ben oraya geleyim. Bir şeyin çok fazla içinde olup da her şeyi bildiğiniz zaman işte o zaman gereksiz yere laf etmiyorsunuz, niye susuyorsunuz diye de eleştiriyorsunuz bazen. Sizin söylediğiniz tarihten önce, Büyükşehir Belediyesi yasası çıkmadan önce ben bunu sezdim. Ne zaman sezdim? Şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız Van depreminden sonra Van'ı Büyükşehir yapacağım dedi. Evet. Van'ı Büyükşehir yapar, Aydın da yapar yani. Büyükşehir statüsünü 750 bine düşüreceğim dediğinde dedim ki biz büyükşehir oluruz. O zaman meclis üyesiyim, Sayın Başkanımızla o zamanla oturdum. Dedim başkanım ulaşım bir şeye geliyor. Siz de artık Büyükşehir Belediye Başkanı olacaksınız. Bununla ilgili yapılacaklar, yapılması gerekenler. Oturduk. O günden beri projelerimizi yaptık. Bakın Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İlk yönetmeliği 4 tane ulaşım yönetmeliğidir. Bir servis aracı yönetmeliği, taksi yönetmeliği, özel otobüsleri, M plakalı minibüsler ve rotasyonluların yönetmeliğidir. İlk yönetmelik. Çünkü ulaşım çok önemli. Bir sular oraya geçiyor, ASKİ biliyorsunuz. Onun zaten şirketi var, bilmem nesi var. Ama ulaşımı şeyden toplayacaksınız. İşte havaalanı temsilcisi de UKAME'ye geliyor.
Herkes gülüyor. Yani konuya herkes gülüyor. Ama özellikle toplu taşımayla ilgili bizim şu an itibariyle 6.000-7.000 tane toplu taşıma aracı var. Belediye denetimli araçlar. Bu araçların statülerinin işte İl Trafik Komisyonu'ndan kazanılmış hakları var. Ondan sonra eskiden ilçe belediyelerinden alınmış plakalar var. Bunların düzenleri var. Birbirlerini girift içine girebilirler. Bırakırsınız her şey, herkes birbirinin güzergahında çalışmaya başlar. Kuşadası'ndaki taksi gelir burada çalışmaya başlar. Buradaki oraya gitmeye başlar filan. Bunun dizayn edilmesi gerekiyordu. Bunu biz o ekiple beraber, zaten geçmişten de Aydın Belediyesi'nin içerisinde bütün bu yönetmelikleri, gayet güzel yönetmeliklerimiz vardı. Biz hep o işlerin içerisinde olmuştuk. Büyükşehir'e geçtiğimizde de UKOME ile beraber bu yapılıp ilk yönetmelikler böyle oldu. Başkanım, isterseniz kalan kısmını ikinci bölümde devam edelim. Programımızın bu bölümün sonuna geldik. Sevgili seyirciler, 5G 1K birinci bölümüyle sona erdi. İkinci bölümün başında reklamlardan sonra buradayız.